Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün B1 derslerimizde karşınızdayız. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Duyuru yapmak için bölüyorum. Bundan sonra her hafta Cuma günü toplulukta yaptığımız B1 İngilizce derslerini sizler için konu konu yayımlayacağız. Ancak ders içi etkinliklerimiz ve kullandığımız materyaller topluluktaki üyelerimize özel olduğundan videolar sadece konu anlatımı içerecek. Eğer bu videoları kaynak alarak çalışıyorsanız, ekstradan etkinlik veya soru çözerseniz konuları daha iyi pekiştirirsiniz. Herkese iyi dersler. Bugünkü inceleyeceğimiz konu genel olarak önce bir İngilizceye giriş yapıyoruz. İlk ünitemizi genel olarak tense'ler ve bir cümle nasıl kurulur'a ayırdım. Dolayısıyla what are these verb tenses and how do we form a sentence with these? Şöyle girecek olursak. Önce İngilizce cümle yapısına girelim. İngilizce ve Türkçenin direkt dışında olarak her dilin kendine özgü cümle kuralları vardır. Cümle kurma kuralları vardır. Dolayısıyla kelimeleri bir araya getirmek çoğu zaman bize anlamlı bir cümle vermiyor doğal olarak. Ve bu kuralları her dilde görebilirsiniz arkadaşlar. Kuralsız hiçbir dil yoktur. Çünkü bir kural olmadan direkt cümle kuramayız. Biz şu an İngilizce öğreneceğimiz için ve bunu Türkçe bazlı yapacağımız için İngilizce ve Türkçe kıyaslayarak gidecek olursak, örneğin Türkçe'de yüklem özne zamirine uygun çekimlenerek cümlenin sonunda bulunur. Ancak İngilizce'de yüklem özneden sonra gelir ve sadece zaman çekimine uğrar. Fiilleri uygun zamana göre çekimlememizi sağlayan konu da tenses, yani zamanlardır. Maalesef Türkçenin aksine İngilizce'de 5 değil 12 tane zaman var arkadaşlar. Biz A2'de sadece bunun 8 tanesini gördük. Past perfect ve future perfect'ler kaldı. Onları da B1'de göreceğiz şimdi. Bu yukarıda anlattığım şeyin tanımını şimdi örneklerle açıklayayım. Ne demek istediğimi açıklayayım. Türkçe'de ben çalışırım demek yerine direkt çalışırım desek de öznenin ben olduğunu anlayabiliriz. Bunun sebebi, şöyle renkli kalem alayım, sondaki M ekidir. Biz Türkçe'de yükleme özneyi işaretleriz. Peki bu ne demek? Mesela ben çalışırım, sen çalışırım yapabilir miyiz? Hayır, bunun sebebi sondaki M, yani iyilik ekidir. İyilikten kaynaklı olarak biz zaten M ekinden bunun ben olduğunu anladığımız için ben kullanmamıza gerek yoktur. Kullansak da kullanmasak da anlam değişmez. Burada açıklamışım zaten. Yüklemdeki M eki öznenin ne olduğunu verdiğinden cümle içinde kullanmak zorunlu değil. Ancak İngilizce'de bu durum böyle değil. İngilizce yalınlayan bir dil olduğundan istisnalar haricinde bunlarda bahsettiğim present perfect ve simple present tense oluyor. Bunlar haricinde İngilizce'de nereden baksanız bütün yüklemler ve özneler birbirini değiştirmez. Bu ne demek? İngilizce'de bir cümlede yükleme özneyi belli etmez. Bu yüzden cümleye özne ile başlanır ki cümlenin öznesinin ne olduğunu anlayalım. Örneğin I study ve you study arasındaki tek fark öznenin değişmesi. Ama yüklemimiz aynı kalıyor. Türkçedeki gibi değil. Ben çalışırım, sen çalışırsın olmuyor. Bu da İngilizcenin yalınlayan bir dil olmasından kaynaklı olarak herhangi bir ek almamasına, işaretleme yapmamızdan kaynaklı. Ancak bazı durumlar vardır. Bunlar da istisna. Üçüncü tekil, yani he, she, it öznelerimizde have, has ayrımı ve do, does ayrımı yapıyoruz. Bunları zaten ileride sonrasında göreceğiz. İngilizce ve Türkçenin genel cümle yapısı farkını anladıysak İngilizce'deki cümle kurma kurallarına gelelim. Cümle kurma kuralı değil de cümle düzenine gelelim. Biz İngilizce'de cümleyi 5 öge ile kurarız. Subject, özne, verb, yüklem, object, nesne, place, yer, time, zaman. Şu ikisi opsiyoneldir. Bu ikisine yer vermek zorunda değiliz. Ancak bir cümle özne, yüklem ve nesneyi sağlamalıdır. Buna şöyle, neyin ne olduğunu şu şekilde daha rahat anlayabilirsiniz. The students, öğrenciler, öğrenciler öznemiz. Are learning. Öğreniyorlar. Öğrenciler öğreniyorlar. Öğrenmek diyoruz adı üstünde. Bir eylem olduğundan bu da bir yüklemdir. Şöyle. Öğrenciler ne öğreniyor? English. Yani İngilizce öğreniyor. O zaman bu da nesnedir. Nerede öğreniyor? Öğrenciler İngilizceyi nerede öğreniyor?
Bu derste öğreniyor. Bu place herhangi bir yer olabilir, illa bir mekan olması söz konusu değildir. Ne zaman öğreniyor peki öğrenciler İngilizceyi? Right now, şu anda. Bu cümleyle beraber pekiştirdiğimizi daha rahat anladığımızı düşünerekten örneklerimize geçeceğim. Burada açıklamışım. A2'ye giriş yaparken İngilizce'de basit cümle düzeni konusunu, word ordering sentence'ı işlemiştik. Bu konuda neler hatırladığınıza bakalım. Şimdi burada 6 tane örneğimiz var. Bunları sizden birileriyle beraber yapmak istiyorum. İlk cümle için gönüllü olan var mı? Tabii Zeynep. Aynen. Must model. Aynen model ama model bir öge değil. Model neye bağlı Yes. burada? Verb'e bağlı. Verbimiz ne peki? Feed up. Be fed up with. Şu. Yes, feed up. Be Şu. fed up with. Him object. Object pronoun. Aynen öyle. Kız ondan sıkılmış olmalı, bıkmış olmalı. Öznemiz zaten kız öznemiz. Must be fed up with. Bıkmış olmak eylemdir. Kimden bıkmış olmalı? Ondan yani object. Aynen öyle Zeynep. Devamını yapmak ister misin? Evet. Subject. Hı. Verb. Hı. Object. Şöyle yapalım Zeynep. Them fighting Aynen. object. Sorry. In the hallway place an hour ago time. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Zeynep. Rica ederim. Burada İngilizce ve Türkçe arasındaki farkı şöyle anlatayım bu them fighting'de. Onların kavga ettiğini gördüm. Ben onların ne yaptığını gördüm. Kavga ettiğini gördüm. Türkçe'de bu belirtili nesne oluyor ama İngilizce'de belirtili ya da belirtisiz bir nesne yok. Direkt onların kavga ettiği konusu nesne oluyor. Peki onların kavga ettiğini görme işlemini kim yapıyor? Ben yapıyorum. Dolayısıyla öznemiz ben. In the hallway, koridorda. Koridorda bir saat önce onların kavga ettiğini gördüm. Cümlemiz bu şekilde. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anladım hocam. Güzel, tamamdır. İkinci soruyu yapmak isteyen var mı? Hocam ben yapabilir miyim? Tabii ki Sinan. Our boss subject Evet. want work Hı. want to Hı. work assign work. Bunu tam olarak daha görmediniz. Daha ileriki konularda anlatacağım. Ancak şöyle kodlayın kafanızda. Özneden sonra gelen ilk fiil yüklemdir. Ondan sonra tekrardan fiil devam ediyorsa bu nesne olur. Wants to burada patronumuzun diğer bir görevle görevlendirmeyi istiyor. Burada eylemin bitişi nedir? İstiyor. Cümle istiyorla bitiyorsa demek ki yüklemimiz wants to'dur. Ne yapmayı istiyor? Assign another task. Bir başka görevle görevlendirmeyi istiyor. Dolayısıyla burası object oluyor. So bağlaçtır. Dolayısıyla bağlaçlar öge temsil etmez. İkinci cümleye devam etmek ister misin Sinan? Bir subject. Aynen. Should model. Should model ama öge değil. Should neye Get bağlı? in touch with work. Aynen öyle. Get in touch with iletişimde olmaktır. Ve şurası direkt verb'dür. Each other ne peki? Each other object sanırsam. Aynen öyle. Ne diyoruz peki? Patronumuz bizi başka bir görevle görevlendirmeyi istiyor. Dolayısıyla birbirimizle iletişimde kalsak iyi olur. Tamam mı? Cümlemizin çevirisi bu. Teşekkürler Sinan. Anlaşılmayan bir şey yoksa üçüncü cümleyi kim yapmak ister? Student Aynen. subject force her to die verb. Yok sadece mi force? Aynen. Evet. Her to die her hair Hı. After'ı saymıyoruz bir bağlaç olduğuna. She went grey.
she subject. Hı-hı. Ben Greg object. Şöyle burada sanırım. Yanlış yapman çok normal. Son kısımda go gray saçın beyazlaması demektir. Dolayısıyla beraber kullanılır. Yani griye gitmek anlamında değil de went gray kendi başına bir fiildir, phrase'dir daha doğrusu. Yani dolayısıyla ikisini yüklem olarak sayacağız. Öyle ki burada bilmediğin için yanlış yapman çok normal. Ellerine hı-hı sağlık. After'la başlayalım. Onun saçı grileştikten, beyazladıktan sonra öğrenciler onun saçını boyamaya zorladı diyoruz bu cümlede aslında. Ellerine sağlık Öykü. Bir sonrakini yapmak isteyen var mı? Ben yapabilirim. Tabii ki Zeynep. I subject. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Buradaki she went gray saçı beyazladıktan sonra gibi değil mi? Time olmaz mı? After burada bağlaç. Burada zarf şeklinde bir kullanım yok yani. Rica ederim. Don't want to verb. Aynen. Have and to have an argument with you object. Want to have infinitive. Burada get lost right now'da burada çok bir öge aramamıza gerek yok. Çünkü bu bir emir cümlesi. Dolayısıyla bunun öznesi olması zorunda değil. Gözümden kaybol diyor aslında. Bunu şu şekilde yaparız. Burası verb oluyor, yüklemimiz oluyor. Right now'da time oluyor. Please de bir rica olduğundan bir öge ifade etmez. Dolayısıyla bunu bağlaç gibi görüp, bağlaç değil de bağlaçları nasıl ögeden saymıyorsak please de saymıyoruz. Hocam get lost yani phrasal oluyor. Aynen phrasal oluyor. Mesela go gray gibi, forced someone gibi, onun dışında get in touch var, fed up with, be fed up with gibi. Bunlar phrase'lerdir. Rica ederim. Bu cümlenin Türkçesi de seninle herhangi bir kavga etmek istemiyorum. Gözümden kaybol lütfen. Bir sonrakini yapmak isteyen var mı? Ben yapabilirim ileride hocam. Tabii ki sevgili hocam. English subject. Aynen. Is burada şey oluyor sanırım. Çünkü bir fiil yani bu bir durum cümlesi olduğu için is'i verb olarak kabul edebiliriz. Aynen öyle. Bu bir isim cümlesi olduğundan yüklemimiz be yani is olur. Evet hocam. Evet. Güzel. West Germanic language'de o zaman objectimiz olabilir. Object. Aynen öyle hocam. And bağlaç olduğundan bunu saymıyoruz. Yine it's verb. Aynen once burada bir durum cümlesi. Aynen. First şöyle yapacağız hocam. Burası pasif olduğundan pasifi daha işlemedik. Ben bilerek yazdım bunu sadece maruz kalmanız için. Was spoken konuşulmak. Speak konuşmak. İlk konuşmak. Aynen. Eğer bir fiilin başına be geliyorsa burada pasif yapıyoruz. Yani edilgen yapıyoruz. Konuştu, konuşuldu. Burada konuşulma, yani konuşma eyleminin yapılan kişisi, agent'ı belli değil. Dolayısıyla burada bu it sadece bir de cümleyi veren şey. Yani buradaki öznemiz o ilk konuştu şeklinde değil de İngilizce'den bahsediyoruz. Buradaki it İngilizce. İngilizce'ye tekrardan atıfta bulunuyor. Tekrardan İngilizce demek istemediğimiz için English was first spoken diyoruz. Yani İngilizce ilk, önce orta çağlarda konuşuldu şeklinde çevirebiliriz yani. Buna da time diyebiliriz. Aynen. In the early middle age'de time oluyor. Sağ olun hocam. Ellerinize sağlık. Evet. Son soruyu yapmak isteyen var mı? Ben yapabilirim. Tabii ki. Translation subject. Evet. Shouldn't be verb. Evet. So bağlaç sanırım. Yok, burada so cheap, buradaki sıfatı niteliyoruz. Yani çeviriler bu kadar ucuz olmamalı şeklinde yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki so cheap aslında objectimiz. Object, tamam. Buradaki it yine öznemiz. Subject. Aynen. Is not verb. Verbimiz tam olarak it is değil. Tense'imiz continuous olduğundan. It is not just converting. Çevirmek, sadece çevirmek değil diyor. Burası yüklemimiz oluyor. Language into another object. Aynen öyle. Diyor ki,
Çeviriler bu kadar ucuz olmamalı. Çünkü çeviri sadece bir dili diğer dile çevirmek değildir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Kafanıza takılan bir şey var mı? Cümleler biraz ağır gelmiş olabilir ama benim anlattıklarımı dinledikten sonra slayta çalışırsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Anlamadığınız bir şeyde de bana sorun lütfen. Bir sorusu olan var mı? Yoksa geçeyim mi? Benim yok. Yok hocam. Benim de yok hocam. Geçiyorum o zaman. Şimdi sevgili hocamın az önce bahsettiği durum cümlesinden bahsedeceğiz birazcık sizlere. The verb be. Arkadaşlar be'nin çok fazla işlevi var. Biz genel olarak bunu durum cümlesi ve daha doğrusu isim ve fiil cümlesi şeklinde ayırıyoruz. Türkçedeki gibi anlatırsam daha rahat anlarsınız. Cümleleri iki çeşit cümle başlığında inceleyebiliriz. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Fiil cümlesi adı üstünde eğer bir cümlenin yüklemi fiilse bu cümle fiil cümlesidir. Ancak bir cümlede bir fiil yoksa o cümle net bir şekilde isim cümlesidir. Bunu direkt zaten İngilizce'de herhangi bir fiilin anlamını bilmeseniz bile bir çekim eki tanıdık geliyorsa, örneğin bir kelime ing'yi alıyorsa, yüklem pozisyonunda herhangi ek almış bir kelime varsa bu cümle fiil cümlesidir. Direkt bu şekilde de ayırt edebilirsiniz. Az önce işlediğimiz ögeleri kullanarak iki şekilde cümle kurabiliriz. Fiil ve isim cümlesi. Yükleminde fiil bulunan cümleleri fiil cümlesi, bunun dışındaki bütün cümleler isim cümlesidir. İsim cümleleri yardımcı fiil olan be ile oluşturulur. Dolayısıyla cümlenin zamanına göre be'yi çekimleriz. Be ile yapabileceğimiz 3 kombinasyon oluyor bu durumda. Yani eğer fiil cümlesi kurmuyorsak isim cümlesi kuruyoruzdur mantıken. Buradakilerin hepsi isim cümlesi. Ben sadece olabilecek opsiyonları size göstermek istedim. Be'den sonra cümle nasıl devam eder? Bir durum cümlesi nasıl devam eder? Bunu anlatmak istedim sizlere. Be'den sonra isim gelebilir. Şimdi burada öznemiz I, yani ben olduğundan be, am olarak çekimliyoruz. I am your English teacher. Ben sizin İngilizce öğretmeninizim. He, burada model olduğundan be'yi is diye çekimleyemeyiz. Eğer be'den önce bir model geliyorsa direkt be olduğu gibi kalır arkadaşlar. He must be your father. O senin baban olmalı. Bu cümlede bir fiil var mı? Yok. O zaman buradaki be durum cümlesi olduğunu, yani isim cümlesi olduğunu anlatıyor bize. Be'den sonra sıfat gelebilir. The weather is so cold today. Bugün hava çok soğuk. The weather, bakıyoruz, tekil. Dolayısıyla be'yi is olarak çekimleriz, yani tekil olarak. My students are intelligent. Benim öğrencilerim zeki. Burada my students'ta s takısı var. Bu ne demektir? Çoğulluk. Dolayısıyla my students'a gelecek be'yi çoğul olarak çekimlersek are olur. Be'den sonra prepositional phrase gelebilir. Yani at, from, in, on, direkt bunlardan herhangi biriyle takip edilebilir. I was waiting at the bus stop. Burada be cümlesi, burada be'de bahsettiğim şey continuous tense olması. Bu da was aslında be'dir. Ve dolayısıyla at gelebilir. Gökçen hocam is from Basel, Switzerland. Gökçen Hoca'nın klasik video giriş cümlesinden aşinasınızdır. Gökçen Hoca tekil olduğundan is yaparız ve ondan sonrasında from Basel, Switzerland. Gökçen Hoca Basel, İsviçrelidir şeklinde diyebiliriz. İsim ve fiil cümlesinde bir sıkıntınız var mı? Ha, bu arada uyarıyı yapmayı unuttum. Be bütün continuous tenslerde kullanılır. Bu kullanımdaki be isim cümlesine atıfta bulunma. Be'den sonrasında verb ing geliyorsa buradaki cümle, bu cümle isim cümlesi değildir. Bu cümle fiil cümlesidir. İsim ve fiil cümlesi üzerine bir sorunuz var mı? O zaman present continuous tense ile başlayalım.